Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz temel dalgalar ve deprem dalgaları. Temel dalgaları biz kendi içinde iki şekilde sınıflandıracağız. Öncelikli olarak titreşim doğrultusu ve taşıdıkları enerjiye göre sınıflandırıyorum. Titreşim doğrultusuna göre dalgaları da kendi içinde yine ikiye ayırıyoruz. Enine dalgalar ve boyuna dalgalar olmak üzere. Enine dalgalar bizim için neydi? Titreşim doğrultusuyla İletim doğrultusu birbirine dik olan dalgalara biz enine dalgalar diyorduk ve örnek vermemiz gerekirse bu sınıfa giren dalgalar için deprem dalgaları, görünür ışık, yay, su ve elektromanyetik dalgaları bu sınıfa sokabiliriz. Boyuna dalgalar bizim için neydi? İletim doğrultusu ve titreşim doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardı ve burada da ses dalgaları, deprem dalgaları, yay dalgası ve su dalgasını kullanabiliyoruz. Peki taşıdığımız enerjiye göre biz dalgaları kendi içinde yine ikiye ayıracağız. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere. Mekanik dalgalar neydi? İlerleyebilmek için ortama ihtiyaç duyan dalgalardı. Peki o zaman bunlara örnek vermemiz gerekirse deprem, su, yay ve ses dalgalarıdır diyebiliyoruz. Elektromanyetik dalgalar iletilebilmek için ortama ihtiyaç duymayan dalgalardı. Yani boşlukta da yayılabilen dalgalardı. Işık, radyo dalgası, mikrodalga Kızıl ötesi ışık, mor ötesi ışık, x ışınları ve gamma ışınlarıdır diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi deprem dalgalarına bakalım. Deprem dalgalarında öncelikli olarak levhadan bahsedeceğiz. Yer kabuğu bir bütün gibi görünüyorsa da gerçekte birbirine geçen ve levha adı verilen irili ufaklı parçalardan oluşmaktadır. Yer kabuğu içindeki kırılma nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına, deprem denir. Depremin merkez üssü depremin başladığı noktadır. Depremin odak noktası ise depremin yer kabuğu içinde meydana geldiği noktaya o noktanın odak noktası denir. Deprem çeşitleri. Deprem çeşitlerinde öncelikli olarak çöküntü depremlerinden bahsedeceğiz. Çöküntü depremler yer altındaki bazı boşlukların birdenbire çökmesinden ileri gelen deprem dalgalarıdır. Volkanik depremler yanardağ püskürmelerinden önce veya püskürmelerle birlikte oluşan depremlerdir. Tektonik depremler yer kabuğundaki jeolojik sebeplerden meydana gelen deprem çeşididir diye diyebiliyoruz. Açığa çıkan enerjiye göre biz deprem dalgalarını kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere. Öncelikli olarak cisim dalgalarından bahsedeceğiz. Cisim dalgalarında da yine kendi içinde ikiye ayıracağız. P ve S dalgaları olmak üzere. P dalgaları bizim için primer dalgalarıdır. Yani ilk dalgalardır diyebiliyoruz. A, P dalgası diyoruz. E, P dalgası öncül dalga demektir ve yer yüzeyine paralel salınımlar oluştururlar deprem kaydeden cihazlara ilk ulaşan dalgalardır, yıkım etkisi düşüktür, bütün ortamlarda ilerleyebilir. Aynı zamanda P dalgalarının boyuna dalgaları olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. S dalgası, S dalgasında tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır. Yıkım etkisi yüksektir. Deprem kaydeden cihazlara ikinci ulaşan dalgalardır. Yalnızca katı kaya kütleleri içinde ilerleyebildiklerini söyleyebiliyoruz. S dalgaları içinde sekonder dalgalar yani P'den sonra gelen dalgalardır diyebiliyoruz. Primer dalgaları sekonder dalgalardan daha önce deprem kaydeden cihazlara ulaşabiliyorsa o zaman P dalgalarının hızının S'ye göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yüzey dalgaları yavaş ilerleyen deprem dalgalarıdır. Cisim dalgalarından daha fazla hasara neden olur. Bunun sebebi bu dalgalar daha fazla yer hareketinin olmasından kaynaklanıyordur. Çünkü depremlerde yüzey dalgalarının etkime süresi cisim dalgalarına göre daha uzundur. Peki yüzey dalgalarını da yine kendi içinde ikiye ayıracağız. Lav ve Rayleigh dalgaları olmak üzere. Öncelikli olarak Lav dalgasına bakıyoruz. Yeri yatay düzlemde hareket ettirir. Yüzey dalgaları içinde en hızlısıdır diyebiliyoruz. Rayleigh dalgası yer yüzeyinde çembersel hareket yaparak ilerler. Deprem anında hissedilen dalgaların çoğu Rayleigh dalgasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yıkım etkisi de en büyük olan deprem dalgası bizim için Rayleigh dalgasıdır. Depremin büyüklüğü depremdeki enerji ile ilgilidir. Şiddeti ise deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen göreli bir kavramdır diyebiliriz. Depremin enerjisi yanında bir de sarsıntı vardır. Bu sarsıntı Richter ölçeğiyle ölçülür. Bu ölçeğin skalası 1'den 9'a kadardır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarlağı içinde ne şekilde yayıldığını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıt değerlendirilmesini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Depremin büyüklüğünü ölçen cihazlara ise sismograf denir diyebiliyoruz. Richter ölçeğine göre her birimlik artışın karşılığında yer sarsıntısında onun katları şeklinde bir artış meydana gelecektir. Yer kabuğundaki kırılma hatlarına ise fay deniyordur diyebiliyoruz. Müzik